Ben bitirdim, yorum yapabilir miyim? Tabii, buyurun. Şehzade kebabınız sulu olmuş. Sulu. Evet, ya da bana mı öyle geldi, bakabilirsiniz. Siz tabağın içindekileri kenara mı çektiniz? Yok, kesinlikle. Sadece üstünden aldım. Ben sulu olduğunu zaten, kesinlikle düşünmüyorum. Zaten bir parça et aldım, bir de patlıcandan baktım. Bakabilirsiniz. Sulu. Bence pilavınız... Şehzade kebabı yapmış mı değil buzdolabına? Yani bence yapmamıştır bu yorumu yapıyorsa. Çünkü kesinlikle sulu değil yani. Kesinlikle değil. Bakabilirsiniz, bakın. Daha önce şehzade kebabı yaptınız mı? Tabii ki. Biraz az olabilirdi yani. Güveç kadar sulu mu yani? Bence sulu değil, kesinlikle sulu değil. Çok güzel bir kıvamı olmuş. Ben beğendim. Bakın, yani gösteriyorum beğendiniz. Yani. Nasıl? Siz beğendiniz dedim. Evet. Size göre peki öyle siz ama bana göre mi? Bakabilirsiniz. Ama pilavınız güzel. Bak, pilavınızı beğendim. Tane tane olmuş. Salata da beğendim. Ana yemek biraz üstü bakın yanmış. Fazla kurcalamak istemiyorum. Kurumladığı için. Evet. Yanmış mı kurumuş mu? Hani yanmış hem, kadar. Bakar mısınız siyah hem Seda, kurumuş. Bak, bak, bence bak, kızarmış Kadir Bey yani. Kurumuş. Kurumuş. Bu üstünde bir iki et kurumuş. Evet. Yani, evet. Bu mu? Biraz da yanlış bakabilirsiniz. Siyah yani. Görebiliyorsunuz arasındaki şey. Aa, bunu da göstereyim. Et mi yakınlaştırıyorsunuz birbirine? Yani yok ispatlamaya çalışıyorum. Orayı ispatlamıyorum. Aynı yorumu ben de yapacağım da şimdi arada kaynamasın diye. Altın bakabilirsiniz. Sizinki tamam biraz daha iyiymiş. Benimki daha yine fazla. Yine çatallar havada uçuşuyor. Yok yok fazla kurcalamayayım. Diyor ki fazla mı kurcaladınız? Hayır kesinlikle üstünden aldım. Gerçekten de bakayım sulu yemek biraz gibi olmuş. Sulu. Arkadaşınki biraz daha sulu. Yani bana biraz mı sulu denk geldi? Ya. Yok kesinlikle öyle bir şey yok. Ama herhalde bana denk geliyor ki. Ya size siz... de gösterebilirim. Bir şöyle kameralara, kameralara göstereyim bakabilirsiniz. Herhalde bana gelmiş galiba bilmiyorum. Kusura hani bakmayın. Yanmış deyince bir şeyin yanmışı. Hayır üstündekiler yanmış. Ya kızarınca kurumuş. Yani biraz daha fazla sonuna tutunca kurumuş. Lezzetli bir ana yemek yediniz mi şu anda Dilfüze Hanım? Şehzade kebabınızı kusura bakmayın beğenmedim ama pilavınızla salatanızı... Neyini beğenmedin? Onu söyle de bilelim işte. Hem yani sulu olmuş, yavan mı? Etler çok kuru. Beğenilmeyecek hiçbir tarafı yok Kadir Bey, çok güzel olmuş ya. Ama etler hem kuru bir de üst kısmı yanmış. Ya bir iki et tamam, üzeri yanmamış bir kere bakın, kızarmış. Sizinkinde fırında yok. Kaldığı hayır, için su olarak hani böyle cıbır cıbır kaşınma yok. Değil yani size gösteririm. Kadir Bey kameralara biz de gösterebilir miyiz? Herkes gösterebilir. Kesinlikle bir tane kaşık alabilir miyim? Kesinlikle sulu değil. Lütfen bir tane yemek kaşığı hemen alabilir getireyim. Miyim? Ha pilavı güzel olmuş. Su konusunda hak veren var mı Dilfüze Hanım'a? Siz sulu buldunuz mu? Bence... Hayır, benimki kıvamında. Özür dilerim. Herhalde dibi kıvamında. Bana, kıvamında. Dibi kıvamında. Mi bana kıvamında. Geldi ama benimki sula göstereceğim şimdi kaşık gelsin. Görüyorum burada. Hı-hı. Getirirken sulu. Ve ben karıştırmadım ve hiç bozmadım. Peki sizin beğenmeme sebebiniz sadece sulu olması mı? Lezzeti yok mu yemeğin? Yok. Buyurun. Çok lezzetli değil. Aman aman hani çok güzel olmuş yani, diyemiyorum. Her şey de size denk geliyor galiba. Görüyorsunuz. Bak fazla da bastırmıyorum, üstten dibinden alıyorum. Dibinden alır mısınız? Bir de dibinden alır mısınız? Yani Kadir Bey kenara çekmiş tamamen yemeği. Görüyorsunuz değil mi? Suyunu ay. Arıyor gibisiniz. Bence suyunda problem yok. Üstü bozulmuş mu? Ay, sizce var mı? Hayır bana göre kıvamı güzel. Şey, altın ama sanki değil, kıvamı gayet biraz güzel olmuş. Evet, ben yani ben hiç hareket ettirmedim. Acaba son güveçle suyunu ona mı aldınız? Acaba biraz? Evet öyle mi yaptınız? Ama hani bakın, yani neyse kısmı, şunu diyeceğim. Hadi suyu geçtik siz ama lezzetsiz buldunuz ana yemeği. Evet yani... Çok çok aman çok güzel olmuş diyemiyorum. Ha, pilavınıza diyebilirim tane tane olmuş. Yağ da tuzu da yerinde. Salata da güzel, aynen. Ekşisi de güzel. Cevizler de zaten ağza geliyor. Ama kusura bakmayın ana yemeğiniz. Peki, afiyet olsun afiyet. Altun abla. Ana yemeğini beğendim Sedacığım. Güzel olmuş kıvamı, tadı, tuzu. Fırında olduğu için üstündeki etlerin hafif kızarması ya da kuruması bence normal. Teşekkür ederim. Çok ondan, adaletli bir yorumdu bu bence. Pilavını da beğendim. Pilavın güzel olmuş. Teşekkür gel gelelim. Ederim. Gavur da salatan ölmüş ağlayanı yok gibi geldi bana. Rengi ruhu Sedacığım gitmiş cevizler. Erken mi koydun cevizleri? Cevizlerin şey aslında olmuş erken... yumuşamış. Değil ama. Ama gavur daha böyle biraz sulu, daha böyle evet. Yumuşak bir salata olmaz mı? Nar ekşisi biraz daha bence... böyle karışık durur aslında tamam. Gavurda. Ama bu da öyle duruyor. Biraz daha böyle nar ekşili, sumaklı,
rengi, suyunun rengi daha bir kare kırmızı. Kare şişisi de çok fazla sumakta. İyice bir bakarsanız gerçekten baktım, baharatları baktım, bence çok iyi. Baktım ama ben şey, onun sebebini size söyleyeyim mi? Yağ da yok mi galiba. O rengin sebebi cevizleri biraz ince çekilmiş ceviz vardı. Ceviz acele mi? Ondan koydu, sonra iri çekilmiş yani ceviz koydu. İnce çekilmiş ceviz salatanın suyunu emince suyuna karıştı. Rengi o yüzden biraz evet, daha evet, bu olabilir. Bu olabilir. Evet, buna katılıyorum. Hani, bu olabilir. Tam olarak eksiklik var mı sosunda? Sosunda yok. Ama şey, nar ekşisi pardon. Eksik geldi. Eksik geldi evet. Peki. Afiyet olsun. Hatun abla, beğendin mi ana yemeği, pilavı, salatayı? Ana yemeği beğendim. Pilava biraz dik gibi geldi bana. Ne gibi geldi? Hafif bir dik geldi yani. Dik. Dik olarak deriz ya. Çok dik hafif ne bana böyle geldi. Dik nedir? O yüzden bilemedim. Diri. Diri. Diri ne diyorsunuz? Diri mi? Memleket neresi? Sivas. Bizde de dik derler. Tabii. Siz nerelisiniz? Kayseri. Ya diri orada dedi, dik olarak. Kayseri neresinden? Develi. Bir cıvıklı yeriz inşallah. Evet Hatun'a. Hafif bir diri geldi yani, tamam şey, tane tane ayrılıyor. Onda bir problem yoktur. Ama dediğim gibi biraz diri geldi. Yani Hatun Hanım, bölüyorum kusura bakmayın ama bu pilavın neresi diri? Bakın şöyle söyleyeyim. Ağzıma aldığım zamanlarda ben biraz daha tam lapa olmayacak şekilde, lapanın daha da bir üstü öyle söyleyeyim. Ya bir ağzıma altı alınca bir alt. Karıştırdım. Yani lapanın lapa olmamış, tamam amene de dik olmuş. Bana göre şey, dik diyoruz hala. Diri olmasının sebebi ağzıma tane alınca, böyle kırınca hissediyorum ben onu. Ben size bu konuda katılmıyorum. Ben bir daha bakacağım. Yok, size bir daha bakacağım. Katılmıyorum. Bana gayet de güzel. Yok, yani tam, bir tık şey olsaydı o zaman olmuş, lapa olurdu. Biraz pişseydi lapa olurdu. Aksın Hanım'ın durumu ne dedi? Tam kıvamında. Tam kıvamında tuzu, yağ. Şey, Altun Hanım başlıcı üyesi. Altun Hanım'dan geçiyor önce yorumlar efendim. Duydunuz mu? İyi yorum yapıyor. Altun Hanım beğenmiş. Altun Hanım, siz de bizim gibi yarışmacısınız. Jüri değilsiniz. Ser Hanım, gerçekten size nasıl davranacağız anlayamadım. Peki, yani şimdi bak, az önce Sevda ne dedi? Ben tavuğu dedi biraz daha fazla körülü seviyorum. Demek ki sen de pilavı biraz daha pişmiş seviyorsun. Aynen öyle. Ya da tutturamadığın için evdekilere öyle yediriyorsun. Yok. Bilemem ama. Olması gereken onu bu. Yapıyorum. Evet. Evet. Olması gereken bu. Ama evet. Evet. Herkesin de damak tamam zevki. Ama hani, şu an bir bunu yorumlayacağım. Pilavın için olması tamam gerekeni vardır. Bence biliyorum de olması gerekeni yaptığımı düşünüyorum. Elin yani sağlık, ben adaletli ben yorumlar yaparsak çok mutlu olurum. Ya, bence pilavı çok güzel. Mesela ben bunu sevdim. Masada kimin yorumları adaletsiz? Onu söyledim. Yani yani sulu olarak Dilfuzo Hanım'a denk gelmiş olabilir ama hiç evet kimse de başka sulu Dilfuzo yok. Dilfuzo Hanım yorumlarını adaletli buluyor musun? Yani net ol. Bak Altun abla net. Tıkır tıkır söylüyor kadın. Genel olarak adaletli ama bazen yani bu yemekte özellikle boş bir yorumdu bence. Şöyle kesinlikle söyleyeyim. Sulu hayır, kesin bir dakika. Ha, çok özür diliyorum. Tabii. Yemeğin lezzeti güzel olduğu için şu an benim tabağımda bir tık daha su olmuş olsaydı bu benim tabağı beğenmeme engel değildi. Ama aroması ben güzel çünkü. Şimdi ben önüme gelen tabağı değerlendiriyorum. Biz ki sizinkini bilemem. Yok, benimkinin kıvamı güzel ama hı-hı dediğim gibi sizinki kadar sulu olmuş olsaydı da o su yemeğin tadını bozmayacağı için ben de problem yok hiç olmazdı oynatmadım bakabilirsiniz. Yani aşırı sadece sulu da değil da tamam bir tık size sulu gelmiş olabilir ama aşırı değil yani. Sizin su muhabbetiniz çok fazla Seda Hanım'ın hoşuna gitmemiş ve adaletsiz olduğunu düşünüyor. Yok yani kesinlikle. Su yorumunuzu boş bir yorum olarak görüyor. Yok kesinlikle zaten pilavınıza güzel dedim bak gerçekten evet, güzel evet yapmışsınız. Peki Seher Hanım ne diyecek bakalım şekilde. Seher Hanımcığım elektrik alabildiniz mi yemeklerden? Herkesi dinledim kimse et yumuşaktı ya da sertti gibi bir yorum yapmadı. Bunun lokum gibi olması lazımdı. Lokum gibi değil mi? Gayet lokum gibi. Et sertti. Pişmiş. Yani et sertti. Lokum gibi yani çok güzel en pişmiş. En az saymadım ama bir 40'ı bulmuştur çiğnemem yutana kadar. Yok. Çiğne. Sert. Hayır işte sert. Emin değil misiniz? Yani? Eminim tabii ki. Hatta bir tane daha aldım. Kaça kadar sayacağım merak ettim. Denedim. Aynı hissi gene yaşadım yani bilemedim. Hayır ağza alınca dağılıyor zaten. Gayet hayır, güzel pişmiş. Benimkiler dağılmadı. Seher Hanım ilk ısırıkta o sizinki olabilir Hatun Hanım. Yani et lokum gibi affedersiniz. Aynen pişmiş. Hayır benimki sert. Dişleriniz kendi dişleriniz değil mi? Evet. Çok şükür. Eğer izin verirseniz
Yani tabağınıza bir bakabilir miyiz? Tabii ki, buyurun. Etinize. Dokunmadığınız evet. yerden bakabilir miyim Kadir Bey? Az daha bizim Neslihan gibi çiğneyip de ağzından vereyim diyecek zannettim. Hayır, dokunmadığı yerden yani, alabilir miyim? Yiyecek misiniz ya da emeğimizi? Ben değil, siz bakar mısınız? Çatallamayacağım daha. Şey, çok pardon, artık çatallamayacakmış. Etinden alabilirsin orada. Benimki sert. Bak, suyuna bir herhangi yani, bir şey... Yani ben değil, ben aslında... Seda Hanım. Ben belki hani benim menüm, benim sofram olduğu dur, için... Dur, ben daha iyi vereceğim. Etinizden bir tane... Ya da sizler. Genel bakışta suyu falan gayet iyi. Kesinlikle yorumunuzu yargılamak adına değil ama ete bir bakmak istiyorum. Tabii ki. Patlıcanlar biraz dağılmış ama lezzeti yerinde. Tadı tuz yerinde ama et sert. Seher Hanımcığım, Allah aşkına 40 kere çevirecek ne var? Çevirdim ama gerçekten çevirdim. Bıçak değmeden zaten açıldı. Yani. Ama almayacağım. Hayır, hepsi dolu. 32'si de bir arada. Yok, kamera alıyor zaten. Bakın. Yani diş bunu 40 sefer mi çiğner Kadir Bey, Allah aşkına? Bakın. Şöyle Seher Hanım diyeti yaptığı için bence sağlıklı beslendiği için. Bir at ağzına. Hayır, Seher Hanım diyet yaptı falan derken. Bir ham yap bakalım kaç defa çizdi. Siz atın ağzınıza, biz de sayalım. Hadi sayalım o zaman. Tamam. Kimden sayalım. Başlıyoruz? Bir. Siz atın ağzınıza. Bir. Bir. İki. Üç. Dört. Özellikle çiğniyorsunuz. Bir ne ki yalandan ağzından çiğniyorsunuz? Şöyle. Şimdi aç ağzına şey... ete bakayım diyeceğim. Öyle oldum yani. Ben ağzım için nasıl göreyim? Ben size kötü bir şey demeyecektim. Fazla lokmaları fazla çiğnemek midemiz için... Sağlıklı. Tabii ki sağlıklı. Ondan ama siz cümlenin başında diyet derseniz ben diyet, hayır, direkt hayır. diyete girerim burada yani. Öyle demeyin. Diyet yapıyorsunuz, sağlıklı besleniyorsunuz. Bak ya. Dişime yapıştı. Ama bir şey diyeceğim. Bunu 40 kere çiğnemek çene yorgunluğudur. Sindirimle alakalı bir şey değil ki. Yani ha, yoruldu bazen... zaten. Sert sert. Bir kere 40 kere çiğnemediniz bile. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.